Teşekkür ederiz. Şimdi soruyorum sizlere. Şimdi soruyorum sizlere, başta hanımefendiler, ladies and gentlemen olmak üzere. Bu kırmızı halı, halıyı görüyor musunuz? Cano, kalk ayağa. Kaldır başı, kaldır başı. Cano, ayağa kalk, Cano. Geri Cano. Kalk ayağa. Gel buraya gerizekalı. Sen kafamı bozmaya başladı. He? Burada nasıl göreceksin? Nasıl göreceksin? Gel buraya. Bak. Kaldır kafayı. Uzan. Gördün mü şimdi görünüyor? Bu kırmızı halı kim için? Ne ölüyor avşar oğlum lan? Her hafta mı ölüyor avşarlar? Bu kırmızı halı kim için? Bunu bilen ha? Bilmem. Bilmem. Ben isim veremem ama. Ben isim veremem. Ben isim veremem. Şimdi bence program daha erkenken hanımefendi gel Cano. Program daha erkenken, şu anda izliyorsun. İlerleyen zamanlarda eğer ki gelmezsen, sen için hazırladığım güzel bir sürprizim var. Hayatın boyunca, ömrün var olduğu sürece unutamayacağın
Bir sürprizim var. Ben hayatımda kelek sevmem. Kimseye kelek yapmam. Kelek yapanı da affetmem. Do you understand? Ben o sıcaklığı görmezsem, o samimiyeti görmezsem ben eşek değilim. Kalkayım, gelmeyecek kişinin adını yazayım. Beni dinlersen iyice izle. Eyüp'ün telefonu açık, Damla Hanım'ın açık. Kim istiyorsan onlarınki açık ama seninki kapalı. Görüşeceğiz. Efendim. Fenerbahçe 0-0. Allah cezamızı verecek. Seyrettim oradan buraya geldim kardeşim ya. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe ile ilgili. Berdan'ımı çağıracak arkadaşlar. Ben duydum. Oradan diyor ki Berdan'ı çağıracak arkadaşlar. Berdan'ı Mardin'e. Bu aralar, bu geceler niye uzuyor? Niye uzuyor? Anılarım durup durup ne diye azıyor? Yakışanı, yakışmayanı kim biliyor? Kim biliyor? Gönlümün hedefine annem kızıyor. Kolay da değil, zor da. Bulur muyum aslında? Bakışmaları geçsek, kavuşmalar aklımda. Herkes aradı, tanıdı sevgili. Sabredince kesin buluyor. Boşver haklıyı, suçluyu kaderine. Şükredince asil. Sil duruyor.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi senin annen kızıyor diye sen istediğin kızı alamayacak mısın? Vallahi alamayacağım herhalde. Ha? Gönlümün ne dediğini annem kızıyor. Annem de kızıyor vallahi harbiden de. Hakikat mı? Vallahi çok karışıyor. Ya anneyi değiştireceksen ya gönlünü. O zaman babam kızar anneyi değiştirirsen. Peki orada bir şey daha var. Sonunda bir laf daha var. Şey, herkes aradığı taradı sevgili asil duruyor lafı mı? Yok, sonunda buluyor. Ha, herkes aradı. Ya sabretmekle oluyor mu bu iş? Oluyor. Hani şey var ya abi, şimdi herkesin kalbinde, gönlünde birisi vardır. Hani birisiyle aşk yaşasan bile mutlaka senin bir ruh ikizin vardır başka bir yerde. Sabredince ona denk geliyorsun. Bah. Ama denk gelmesen de kaderine şükretmen yeterli. Kaderine şükredersen asil. Uzaktan benim gözümü kapattığım görünmüyor ki. Yani ha şimdi oluyor. Bak ha Yani şimdi biz sabredersek sabrede koruk helva olayım mı? Olur. Olur. Ben sabredeceğim. Gönlümün arzu ettiğini bulacağım inşallah. Mugo. O zaman bunun üstüne bir kaymaklı dondurma gider. Kaymaklı dondurma mı? Kaymaklı baklava gider, kaymaklı döndürme. Dondurma zaten kaymak. Dondurma irmik helvası için. Dondurma iyi. Kaymak. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi herkes merak ediyor. Dersem yalan olur. Herkes değil. Kimsenin umurunda da değil ayrıca. Benim nerede yattığım, nerede kaldığım. 25 gündür kardeşim. Ne yattığım yeri bileyim, ne kaldığım yeri bileyim. Ne de kimse beni alay, ne de kimse beni satay. Satın diyem satmıyorlar, alın diyem almıyorlar. Ben kalmışım Zuvak'ta. Yani Zuvak, pardon İbrahim Bey, burası İstanbul. Yani Zuvak bizde sokak derler. Urfa'da öyle derler Zuvak'ta. Yani sokakta kalmışım. Şimdi gel. Urfa sana küsmüş. Haberi olsun. Bu son kasette var. Şimdi Berdan'a soruyoruz. Berdan, bu son kasetin mi? Bu benim son albüm abi. Annem kızıyor. Ya kaset. Lord. Son kaset. Son sokak. O da sosyete oldu. Yok vallahi, nerede vallahi ya? Vallahi dedi albüm. Albüm. Kaset yani. Bu son kasetim. Rindaman diyorum. Evet. Elleri göreyim, elleri. Yeah.
şu ağun aline dül şevti berf bine tüb hatire hatırım hadi ki mabeja ibadine rımdamın gevramın çen salel viyatemme velle çen salel Çen sana ben doğdum. Rımdamın, gevramın, çen sana elim yatemme. Ve ne çen sana ben doğdum. Evlerinin önü boyalı direk, yerden yere vurdun sen beni felek. Yale, 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 yale,
Az sonra o söylemiyor. Ben söyleyeceğim. O söylemiyor, ben söyleyeceğim. O söylemiyor, ben söyleyeceğim. Efendim, nasıl yani? Huzurlarınızda olmaktan biz gurur duyuyor, mego mutluluk duyuyorlar. Müzik o. Şimdi köy kahvemiz var. Köy kahvemiz de köşemiz var. Bu akşam da krallara layık bir koltuk, bir halı, saray koltuğu, yemin ederim. Bu koltuk kimin? Lan ne Hülya Avşar, Hülya Avşar. Bu gece herkesin çok sevdiğin, herkesin çok sevmediği, herkesin çok haz ettiği, herkesin çok haz etmediği, herkesin çok akıllı bulduğu, herkesin çok deli bulduğu, herkesin çok akıllı fazla çalışıyor dediği, yok canım bu bir şey bilmiyor dediği. Ben şahsen o insanı bir iki kere izledim, dinledim. Aslında biz ondan dalga geçmiyoruz, o bizden dalga geçiyor. Aslında o sizden alay edenlerle, onunla alay edenlerle o alay ediyor. O alay edenler farkında değiller alay altına alındıklarının. O bir ajdar! Bir dakika! Bu halı, yemin ediyorum, yemin billah ediyorum, star ajdar için serildi. Star ajdar için serildi bu halı. Bu fişek nedir? Bunlar ne? Konfeti abi bunlar, konfeti. Ha. Bu konfetiler ajdar için. Ok,
damuz, çiki damuz. Çikta 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 çik 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 çikita. Çikta 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 çik 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 çikita. Çiki damuz, çiki damuz. Biraz söz yazdığım için sözler olağanüstü. Ben bir şey söyleyeyim mi? İçinde çok şeyler gizli ha. Bak sözler olağanüstü, içinde çok şeyler gizli. Doğru, ben çok doğru. Ben hemen sana peçete veriyorum. Senin programını izliyorum. Kimse sana peçete vermiyor. Ve ona çok teşekkür ediyorum. Ben kendim sileceğim. Ben abi kendim çok sileceğim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. Ne demek? Çikita muz muz muz. Teşekkür. Çikita muz. Turp gibisin, turp maşallah. Bakayım, evet. Bakayım. Vallahi turp gibi. Efendim, şimdi Ajdar'a bir şey soruyorum ama reklamlardan sonra cevabını bana versin. Sevgilin var mı diye soracağım. Maalesef ne yok. Ne konuşma, konuşma. Allah cezanı verecek. Reklamlardan sonra Ajdar, beni Ajdarlaştırma. Pardon, reklam, kavga gürültü sonra. Sinüs tedarımı bozuyor.
çık dedi, anası çıktı kızım evde. Yok dedi, vay vay. Anası çıktı kızım evde. Yok dedi, vay vay. İnanmasan gel yukarı çık yukarı. Acıların bize gelmesinde büyük emeği olan ben acılarla konuşmadım. Ben stüdyoda montaj yapıyordum. Dizinin montajını yapıyordum. Ben zaten feleğim şaşmış, mahvolmuşum. Ya dedik ki bu acıları çağırak. Niye çağırak? Biz herkes gibi çağırmayak. Biz acıları adam gibi çağırak. Şimdi çağıranlar diyecek ki biz adam değil miyiz? Yok, adamsınız da. Sizin niye çağırdığınız belli, benim niye çağırdığım belli. Benim programı izlerseniz niye çağırdığımı, ne için çağırdığımı anlarsınız. Understand? Yeah, yeah, yeah. Benim menajerlerim Ajdar'ı ikna edemediler. Nihat Doğan kardeşim yanımdaydı. Ziyaretime gelmişti, sağ olsun. Nihat Doğan dedi ki, abi dur ben dedi, bir konuşayım. Nihat Doğan telefonu eline aldı, burnundan girdi, kulağından çıktı, ağzından girdi, tepesinden çıktı. Dedi ki, abi tamam. Nasıl oldu? Memnunum. Pardon. Yani neyden memnun oldun? Hayır, sesi duyuluyor mu buradan? Şimdi ben şarkımda diyorum ya, grup olalım grup. Onun sinyallerini verdiği grup için... Grup ne demek? Yani... Grup birlik anlamına gelir. Ha, bir tabii ki. Bir parmağın nesi var derler. Daha doğrusu bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yok, bir parmaktan başlayalım biz. Bir parmak o zaman sonradan beş parmak oluyor. Onun gereği olarak buradayım İbrahim Bey. Beş parmak olarak mı? Evet. Güç almak. Yani güç değil diyor. Sizin gücü siz kendiniz. Ben bir şey yok, daha rica soracağım. Edin. Ben az önce bir şey sordum. Hı hı. Pardon, burada durursam böyle siz ters oluyorsunuz. Tamam, fark etmez. Ben burada sorayım senden ayakta. Şu kamera beni alsın. Evet. O kamera da seni alsın. You understand? Evet. Şöyle açı olarak da... evet, sen kameranın soluna bak, ben de kameranın sağına bakayım. Sinema yapalım. Evet. Sevgilin var mı diye sordum, sen hemen acele ettin, yok dedin. Niye sevgilin yok? Bu çok ilginç bir soru. Çünkü günümüz şartlarında sevgililer sabun köpüğü gibi gelip sabun köpüğü gibi kayboluyor. Benim yüreğim o kadar zor ki asla köpükle tatmin olmaz yani. Çünkü mangal gibi bir yüreğim var. Vay vay vay. Ding. Benim karşıma mangal yürekli bir sevgili istiyorum. Mangal yürekli bir sevgili. Nereden bulacağız bunu? Kendisi çıkar orada, elbet bekliyoruz.
Yani ciddi mi yoksa espri mi yapıyorsun? Yok. Niye? Tabii ki ciddiyim. Hayır, diyorsun ki turp gibiyim, şurup gibiyim. O ayrı, o şarkı şimdi. Siz aşkımı sordunuz, sonra şarkıya geçtiniz. İkisi ayrı kulvarda. Hayır, yani niye acaba bulamıyorsun? Şimdi o turp ve şurup gibi olayını söyleyeyim mi? Hı. Popstar'a girdim. Popstar'da dedi ki star değilsin dediler. Bense dedim ki ben doğuştan starım. Hay girmez olaydın. Girdin ki seni bu yayınımıza aldık. Senden faydalanmaya çalışıyoruz. Pardon. Teşekkür ederim. Aman abi o terini sil. Şurup gibiyim de demek. Hastalandığınızda şurup içersiniz. Benim müziğim öyle bir müzik ki hasta insan dahi onunla düzeliyor. Ben buna şahit oldum. Popstar'a girdiğim ilk iki aydan sonra Popstar kamera arkasından bir arkadaş da buna şahittir. Bana... Üsküdar'da sarı dolmuşlar vardır. Üsküdar'dan kalkar Kadıköy'e gider. Ben arka tarafta oturuyorum. Öndeki arkadaşa dedim ki pardon dedim. Şu ücreti şoföre uzatır mısınız dedim. Kafasını şöyle yan döndü. Ya dedi siz şu Popstar'a giren arkadaş değil misiniz? Evet dedim. Aa Ajdar Bey dedi. Benim eşim kaç aydır hasta. Ağzı yamulmuştu stresten dolayı ve sizi televizyonda gördükten sonra o sevinçle bir şok geçirdi, ağzı düzeldi. Ben dedim ki... ben şok oldum dedim, olamaz, nasıl böyle bir şey olabilir? O an Popstar'daki kamera arkasındaki arkadaş, selamlarımı yolluyorum, telefonla bağlanabilir. O an dedi ki, Ajdar Bey hakikaten siz misiniz? Evet dedim. Ya dedi aslında herkes sizi konuşuyor dedi kamera arkasında da. Hatta jüriler de pişman oldu, sizi çağıracaklardı ama elendiğiniz için artık geri adım atamadılar dedi. O an ben hepten şaşırmıştım. En sonunda yolculuğumuzu bitirdik, Kadıköy'e geldik ve arkadaş eşini aradı telefonla. Dedi ki şu an Ajdar Bey'in yanındayım, bir konuşur musunuz dedi eşimle. Tabii ki eşiyle de telefona söylüyor, Ajdar Bey burada. Bizi konuşturdu ve eşi nasıl konuşuyor? Böyle yanık bir sesle Ajdar Bey sizi çok seviyorum. Ne olursunuz bize bir randevu verin. Eşimle ben sizin yanınıza gelip bir çay içmek istiyoruz dedi. O dönemlerde de... Bu eskiyi anlatıyorsun. Eskiyi de 3,5-4 yıl önce. Bana dün biri telefon açtı. Evet. Bir hastane sahibi. Ne oldu? Onlar şimdi işin esprisindeler. Öyle anladılar. Bir hastane sahibi dedi ki... bir iki ay öncesine kadar işlerimiz çok iyiydi. Habire hasta geliyordu. Fakat Ajdar televizyona çıkalı belli. Azaldı. Hasta gelmemeye başladı. Hayır. Şöyle bir şey. Her hastalığın nasıl ki ayrı bir ilacı varsa, tabii ki her şarkının da hitap ettiği kesim farklıdır. Benim hitap ettiğim kesim inanın çok sağlıklı ama diğer kesimden hiç haberdar değilim. Bey habersiniz diyorsun. Tabii ki. Diğer kesim rahatsız mı yani? Yani bilemiyorum. İbrahim Bey'in bahsettiği o hekim ya da hastane hangisi bilemiyorum. Onlardan faydalanabilir. Peki diyorum. Siz çok mu akıllısınız yoksa değil misiniz? Kişi hiçbir zaman kendi hakkında bir yorumda bulunamaz. Bakın bu kadar kitle var, onlar karar versin. Turp gibiyim, şurup gibiyim dedin Ajdar şimdi. Ben şimdi soruyorum o zaman. Mesela baştaki hanımefendiden sorayım. Ajdar çok mu akıllı yoksa? Gayet akıllı. Mikrofonu yakın tutarsanız. Akıllısın tabii. Çok teşekkür ederim. Neden dolayı akıllı? Ya onun işte kendi... Mikrofon elinizde. Kendi cevaplayabilir galiba. Yok, şimdi bak diyor ki kişi kendi hakkında kendi yorumunu yapamaz. Siz nasıl buluyorsunuz Ajdar'ı? Süper buluyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bu ne lan? Buyurun siz söyleyin bakayım. Ben Ajdar Bey'i çok enerjili hissediyorum. Yani çok enerjili bir insan. Onda olan enerji hiçbir insanda siz nerelisiniz? Sanatçı da yoktur. Ben Azerbaycanlıyım. Azeri'ye benziyorsunuz. Evet. Azerbaycan'da da izlediniz mi? Var. Azerbaycan televizyonu, tabii ki televizyonda çıkıyorsa orada da izliyoruz. Ejder Bey'i tanıyoruz. Çıkıyorsa değil, çıktı mı? Çıkıyorsa. Ya televizyonu izlerken tabii yani bu televizyonda... bir hakarettir şimdi çıkıyorsa. Estağfurullah. Adamın internette şarkısı 900 bin ne o? Bir, bugün baktık daha 1 milyon 300 bine yakın kişi girmiş. Yalnız o her hafta ya da iki haftada bir sıfırlanıyor. Neye giriyorlar?
tıklıyorlar. Benim klibimi izliyorlar. Şu an internette internet starıyım aynı zamanda şu an. Tıklıyorlar abi. Hayır. Enteresan bir şey. Lan 35 senemizi verdik de hala bir tane kimse tıklamadı. 1 milyon kişi seni tıkladı mı? Klibimi tıkladı İbrahim Bey. Klip. Yani klibini tıkladılar değil mi? Yani. Peki hanımefendi size sorayım. Ajdar'ı nasıl buluyorsunuz? İbrahim abi akıllı olmasa burada olmaz herhalde. İbrahim abi niye oldu birdenbire anlamadım. Ne diyeyim? Ajdar'a karşı mı söylüyorsun yok, bunu? Yok size diyorum abi. Tamam da yani bana abi derken yani Ajdar'a ne diyeceksin? Ona Ajdar diyeceğim. Tabii ki teşekkür vay ederim. Vay be. Ya da o sizden daha genç. Ha? Allah Allah Allah. Yakışıklı buluyor musunuz Ajdar'ı? Ya benim tarzım değil ama vardır elbette. Evet ilerleyen saatlerimizde Mugo şey yapacağız efendim. Ajdar'la ilgili. Ne o? Peki Berdan'ı yakışıklı buluyor musunuz? Şimdi ben o zaman size tam 27 sene tam tarihini bilemiyorum ama bakın orada bir söz var diyor ki bir Uzunaba okuyacağım şimdi. Uzunaba'nın sözlerini bir sanatçı arkadaşımız bir gün böyle okudu. De, ben diyorum ki ne kara günlerde beni halk ettin Mevlam. Halk etmek, yaratmak. O arkadaşımız, ismini vermeyeceğim. O arkadaşımız Uzun Hava'yı okurken ne kara günlerde beni halk ettin Mevlam dedi. Cümle yanlış tabii. Yüce Allah halk eder mi? Yüce Allah sadece yaratır. Halt etmek biz kullara düşer. Biz onu okurken halt ettik. O halk eder, yaradır. Yaradan odur. İyice ezberlemeden ben bundan 15-20 program evvel de demiştim ki Uzun Havaları şunları ne okursanız ben de mesela bazen laflarını yanlış okuduğum şeyler okuyorum manasını bilmediğim için ama bunun manası çok açık. Diyor ki ne kara günlerde beni yarattın Mevlam. Halk ettin. Hiç yüce Allah Sümme haşo söyle cümleyi bir daha kullanmak istemiyorum. Bu da ikide bir düşüyor Ajdar. Senden korkuyor. Seni Ataşi bunu bastırdı. Yakmak lazım onu abi. Senin Ataşin bunu bastırdı. Evet. Ataşi'den Ataşimi yandır. Ataşi'den Ataşimi kandır. Yandır Ajdar. Kızları yandır. Tarzları değilmişim. Çok kıcı kaptı senden. Yok yok. Kızdın mı ona? Yok yok. Kız diye kızayım. Espri yaptım. İki tokat çek Allah aşkına. Yok espri yaptım ona. Asla olmaz. O bayandır. Bak bak ne diyor o bayandır. Ajdan'ı biz hepimiz kaba, saba, akılsız, deli zannediyoruz. Bizden hepimizden akıllı ve hepimizden de bilgili ve bilge bir insan gerçekten. Ben Ajdar'ı takdir ediyorum. Daha çok şeylerini öğreneceğiz. Bilmediğimiz çok şeylerini öğreneceğiz. Teşekkür ederim. O bir star diyorlar ona. Bana göre o star değil. O bir sanatçı. O bir sanatkar. Bir şey yaratıyor. Bir şey yapmış. Çikita muz muz muz. Çikita muz. İzliyorum. O muzu nasıl yiyorsun ya? Muz yiyesim geliyor anda vallahi. Muz olan burada benim. Muz yemek isteyen beni yiyor demek. Muza bak. Muz gibi muz muz. Evet. Gel otur gel. Ha tamam. Evet. Yiyeceğiz. Nerede yapalım? Re yapalım mı re? Meyanı var evladım, meyanı var. Thank you.
tükendin, aktı ömrüm dilde, sermayem bir ah kaldı. Tükendin, aktı ömrüm dilde, sermayem bir ah kaldı. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim, dedi eyvah. Ah, sanırım derdimi Lokman'a gösterdim, dedi eyvah, eyvah. Bu derdin defhüne, bu derdin defhüne hakiki bir ilah kaldı gülüm ama. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim, dedi eyvah, eyvah. Bu derdin defuna, bu derdin defuna hakiki. Yeah.
Teşekkürler. Evet, huzurlarınızda programımız durmuyor. Akıyor, akıyor. Akıtacağız bu gece musluğun kapağını açtık. Ne dökülse dökülsün, gözümüzden yaş mı, musluğumuzdan su mu, yüreğimizden sevgi mi damlar? Ne damlar bilmiyorum. Huzurlarınıza Didem geliyor. Sabrısın ilk günler karim.
Her geçen gün kendini yenileyen, bu müziği veren mi? Bu müziği Nesrin Topkapı ona vermiş. Nesrin Hanım'a buradan teşekkür ediyoruz. Bu işin kraliçesine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kimsenin gözünden kaçmıyorsun kızım. Yaptığın her figür, yaptığın her şey, her yenilik göreyim. Göreyim evladım. İnsanların gözünden kaçmıyor. Geçen gün köşesine seni Yüksel Aytu kardeşimiz olağanüstü bir şekilde bir metiye ile yazdı. Demek ki insanlar seni oturup seyrediyorlar. Ama sen de yerinde oturup televizyon seyretmiyorsun. Yerinde oturmuyorsun, mesleğine çalışıyorsun. Her geçen gün bir yenilik daha, bir yenilik daha. Dur bakalım nereye gidiyoruz. Allah'ın selameti başına olsun. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Emek veren herkese alkışlıyoruz. Sanatına saygı duyan, sanatının önünde bu sanatımdır deyip duvara yazacaksın. Sabahleyin kalktığında onun önüne eğileceksin. Çünkü o senin ekmeğin. Onun önünde saygı duymazsan, bu insanların önünde saygı duysan ne olur? Eğilsen ne olur? Reklamlara girmesen ne olur? Girsen ne olur? Ama girersek iyi olur yani. Girersek iyi olur. Bacıdan da tahta sermiş.
Çay önünde kan kırmızı karpuzlar, kendilerde oturmuşlar genç kızlar. Her baktıkça canım ciğerim sızlar. Ne güzeldir Diyarbakır elleri. Çiğifte mefsunedir ilacı, vay vay vay. Meftune, meftuneyi bilirsiniz değil mi efendim? Diyarbakırlı var mı aramızda? Diyarbakır, Diyarbakır. Bir tırşık var, bir meftune var abi. Bir de tırşık var. Tırşık, tırşık fakir yemeği. Benim en çok sevdiğim yemek tırşık abi. Ya ekmeği doğrayacaksan içine var ya bal, bal. Bal bile de değil ha. Ancak fakirlik zamanını geçirenler bilir onu. Domatesle biber. Domates, suyu böyle... Ekşi ekşi, eşki eşki, duzlu, acı, böyle pul biberi de içine atacaksan, ekmeği içine doğrayacaksan, dökme tırşığın keyfine. Vay manam beni. Vay manam beni. Şimdi Berdan, sana sormaya gerek yok. Berdan Mardini. Yani sen Mardinlisin. Mardinliyim abi. Seni bilen var mı nereli olduğunu? Tabii ki hepsi biliyor, hepsi biliyor. Neredesin? Sen de mi Mardin? Mardin. Benim... O da Mardin'miş. Ben de akrabasım. Neredeyse üçümüz akraba olacağız vallahi. Mardin... Bir benim... akrabalık var aslında. Allah aşkına. İçimizde. Benim hanımım, ilk hanımım, Adalet Hanım. O da Mardinli. Avine köyü, Savur anladım, Avine biliyorum. Köyünden. Bizim köyün, bizim köyün yanında abi. Sen bir resim dedin, ne resmin? Resminiz var abi bende. Kimden? Benim dedem de sizin ilk eşinizle, Adalet Hanım'la. Ve babasıyla birlikte... Herhalde benim... deden derken yani 50 yaşında falandı deden o zaman. Yok yok, benim yani dedemin babası... Allah Allah, dedem de. Pardon. Efendim bir istek Eyvah. Geldi. Şu anda Almanya'da da... Almanya'da da oturmuşlar... 250 kişilik bir kahvele mi? Oturmuşlar, büyük bir perde şey yapmışlar... Yani işte televizyon, büyük bir perde asmışlar. Ne o? Barko Tegoti Çikoti. Oradan ışıktan bile şeye yansıtıyorlar. Orada oturmuşlar. Neresiydi? Ersten. Essen. Essen. Lan Ersten nereden çıktı? Allah cezanı verecek. Evet. Buradan o güzel insanlara sesleniyoruz ve selam diyoruz. Şimdi alkış seslerini duyuyorum onların. Evet. Ve Talip Öztürk telefon açtı. Dedi ki abi Bilardo lokalinde oturmuşuz dedi. Bilardo lokalinde. Bütün arkadaşlar burada dedi, bizi dağıttın dedi, uzun havayı süredin, tam hepimiz dağıldık. Şu anda dağılmış vaziyette birbirimizi toplamaya çalışıyoruz. Bir de benim hayatım diye şarkıyı söylersen tam dağılacağız, kimse kimseyi bulamayacağız dedi. Buyurun abi, buyurun. Çoktandır da okumuyoruz ha. Sıra benim değildi ya. Öyle mi? Peki. Nani nani. Oh,
uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Bir meçhule döndü benim hayatım. Zamansız sarardı benim hayatım. Zamansız sarardı benim hayatım. Işıklar altında sönmüş gibi, dostların içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibi, nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Çekilmez çiledir benim hayatım. Çekilmez çiledir benim hayatım. Ah mazi yaşarım böyle yaşanmaz. Çekilmez çiledir benim hayatım. Çekilmez çiledir benim hayatım. Bu şarkının müziğini Burhan Bayer yaptı. Bu şarkının sözleri de Bursalı bir kardeşimiz, Gülüm Benim'i yazan arkadaşımız. Beni izlemiş, beni yazmış. Işıklar altında yalnız biriyim, nerede bitecek benim hayatım? Şakir Askan, doğru mu? Şakir Askan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ve kara gümrük yanıyor dediler. Biri de çıktı dedi ki, kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın dedi. Evet, bu genç kardeşimiz yeni çıktı. Bugün akşam haberlerde izledim. Hemen dedim çağırın bana o güzel kardeşimi gelsin. Kara gümrüğü yakmayalım dedim. Ve Mekin geliyor, Mekin.
Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek. Dalları kırılmasın, dalları kırılmasın. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmasın. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmasın. Birileri yakmaktan söz ediyor bu semti. Tanışmak istiyorum, ne kadar yürekli. Biz bu sokakların cefasını çekmişiz. Sahte sözler tüketene sözle ateş etmişiz. Dikkat et sözlerine, kelimelerin çok uçuk. Seni kaybeder bu sokaklar. 10 yaşında bir çocuk. 10 yaşında bir. Kaç annem var benim, hepsinin gözü yaşlı. Ne arkadaşlarım gitti, yüreğim doldu taştı. Yanıyor yanıyor deyip insanları ürkütürsün. Kardeş, nasıl bakarsan öyle görürsün. Kara gümrük yanıyormuş, herkes ondan biliyormuş. Bu yangınlar yüzünden çıktık 9'a. Bu köy görünse de artık gerek var kılavuza. Bir tarih yatıyor bu semtin her kaldırımında. Bir yazı var bilir misin Edirne kapı surlarında. 1453 Salı sabahı diyor Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Sultan İstanbul'a giriyor. İstanbul'a giriyor. İlk adımlarını ise kara gümrüğe atıyor. Bu semtin tüm insanları bununla şeref duyuyor. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmaz. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. İşin aslına gelince, sen kızı al taksiye, kara gümrüğe bırak. Sonra da oturduğu evi mıh gibi aklına çak. 7 senen boş yere geçti diyorsun yavaş. Sen bu 7 seneyi hak etmişsin arkadaş. Büyükler konuşur, küçükler susar. Sözü biter abinin, kardeşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası kara gümrük, edep, ar, saygı var. Filmler de konuları buralardan alırlar. Türk bakar, şehit kokar bu sokakların nefesi. Burası kurtlar değil, kara gümrük vadisi. Kara gümrük vadisi. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmaz. Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu şiiri kim yazdı? Bu şiiri ben yazdım. Söz ve müzik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim albümümde
ki bütün parçalar, söz ve müzikleri bana ait. Öyle mi? Evet. Sen niye yoktun şimdiye kadar ya? Ben şimdiye kadar vardım fakat bazı aksilikler mi desem, nasıl söylesem bilmiyorum, haksızlıklar diyelim. Bu zamana kadar çok geri planda kaldım. Diğer arkadaş Karagümrük yanıyordu, diğer yere çıktı. Biz yanmasın dedik. Silahlar adil olmayınca gerçek kahramanlar ortaya çıkmadı. Ama şu an adiliz. Biz artık çıkıyoruz. Yani. Gitmedi mi sesi? Dur bir daha. Gidiyor. Şimdi gidiyor. Peki reklamlardan sonra zaten konuşacağız. Sayın Akalın, geldin ne oldu, gelmedin ne oldu? Ne fark etti yani? Biz bize delikanlı delikanlı gidiyoruz. Burada hanımefendiler var zaten. Sen olsan da olurdu bana göre. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Reklamlar diyoruz mu bu? Diyarbakır'ı bir seve, vilele 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 vilele. Diyarbakır'ı bir seve, Ali Paşa Cevede, vilele 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 vilele. Tishkeni, vilele, 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 vilele. Gavredi bul nawale, cevabık şandi bale. Lesku beske var male, vilele, 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 vilele. Gavre bir jibale yo, vilele, 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 vilele. Diyarbakır'ı bir seve, vilele, 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 vilele. Ali Paşa Cevede, vilele, 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 vilele. Hatım Rukete Gavre, haram beş işe peve, vilele. Çok teşekkür ediyorum. Ajda, saçını, yani saçın var. Evet var. Niye bu kadar var? Yani şimdi İbrahim abi, diğer programlarda hep anlattım. Burası sık çıkıyor, burası biraz seyrelmiş vaziyette. Aynadan bakınca kendimi huzursuz hissediyordum. Ben dedim ki bu tepem ne kadar boşalırsa enerjimi alamaz.
Ben dedim orayı çoğaltacağım ve söz verdim, buraları kestim kendi kendime ve şu an burası çıkmakta. Tabii ki. Kaç yaşındasın? 33. Yani 1973. Vay vay vay. Tarihin ne? Doğum tarihin? 10.02.1973. 10.02. Count is the word in yesini. Yani sende sonradan nüfus kağıdın çıkmadı yani. Yok yok, kesinlikle o doğru. Peki Acılar, sana bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi biz seni buraya niye çağırdık? Bize mesela mesajlar, telefonlar çektiler. Ya yakışıyor mu size? Mesela sen, yani özür dilerim de tabii ki sen bize yakışıyorsun. Ben yakışmadığını hissettiğim zaman zaten çağırmam. Niye acaba seni İboşova yakıştırmıyorlar veya herhangi bir programa? Senin için anti bir şey var, propaganda. Ne anti? Şimdi yeni duydum, bugün Uçan Kuş'tan bir ekip geldi, anti Acılarcılar da bir araya gelmiş. Güya site kurmuşlar. Siteye girdim, hiçbir şey bulamadım. Ama benim adıma o kadar olumlu siteler var ki, o sitelerden hiç kimse bahsetmiyor. Ama bir tane anti Acılarcı kuruldu, hemen Uçan Kuş geldi. Şimdi dikkatimi çekiyor. Ben bir de internet starıyım biliyorsunuz. Uçan karga girdik. Diyeceksin. Uçan karga diyeceksin. Uçan kuş değil. Uçan karga. Uçan kuş adı diye öyle geçiyor mu? Yok. Bilemiyorum. Bizde karga diye geçiyor. Öyle değil mi? Uçan karga diye bir site var. Bilemiyorum ama şu an öyle bir oluşum var. Ben buradan bütün hayranlarıma, onlar aslında bana aşık olan hayranlarım. Çünkü dikkatimi çekmek için böyle ya bir şeyler yapıyorum. Bir dakika abicim ya, fazla ileri gittin Acılar ya. Bana, benim yanımda söylüyorsun bana aşık olan. Ya hiç bana aşık olan yok mu? Vallahi hayır. Ya komplekse giriyorum abicim yani. Acılar. Vallahi komplekse giriyorum senin yanında ya. Vallahi bilemiyorum, 30 kaç yıldır sanatçısınız İbrahim Bey? Senin yaşın kadar. Tamam, o zaman komplekse girmenize hiç gerek yok ki. Ben daha yeniyim. Bakın o yolun başındayım. Hayır, aşıklar diyorsun bana. Tabii ki aşık olacaktır. Ama az önceki yani hanımefendi dedi ki ben tipim ama değil dedi. Ama program boyunca da gözlerini ayıramadı. Berdan bile beni ikna etmeye çalıştı. Berdan'ı bile ayarlamış. Berdan bana diyor, sana bakıyor diyor. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi Berdan'a mı bakıyor, sana bir şey mı bakıyor? Bir şey söyleyeyim abi, bir dakika. Yani benim suçum yok ki bunda. Ya Acılar, ne diyorsun sen, ayarlamış var? Ya. Hayır, ciddi söylüyorum. Ya Berdan bak şimdi sen... Kız bir tek bana bakmıyor. Bak, kız dedi ki... Herhalde benim sahaplı olduğumu biliyor lan, sahaplı. Dedi ki Acılar tarzım değil dedi. Duymadın mı sen? Duydum, peki sana ne oluyordu? Böyle şşt şşt sana bakıyor. Ben dedim ki sana şakacıktan, bak seni kesiyor dedim buradan. Dedim. Ben baktım mı? Ben ne dedim? Geçti Allah dedim. Var, ne hiç dedim? Bakmadı yani hiç. Bak ne dedim? Mikrofonda ne dediyse o geçerlidir dedim. Sonradan eğer ki kalbi benim tarafıma geldiyse asla benim için önemi yok. Vay önemli vay olan ilk başta fark etmesi. O zaman kaybetti o zaman. Tabii ki ben artık benim... Hanımefendiye soralım. Siz nereye bakıyorsunuz? Sana bakıyorum. Kime? Sana. Bak gördün mü? İkiniz de avucunuzu yaradınız. Ne bana mı? Ne sana? Bana bakıyormuş. Baksın, helal olsun. Kimin gözü yok ki sende? Kimin gözü yok İbrahim Bey'de? Teşekkür ediyoruz Acılar'a. Acılar'a teşekkür ediyoruz. Saygılarımı iletiyorum. Oturuyorsun. Evet Berdan. Efendim abi. Bu senin menşhur olan bir parçan vardı. Aman 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 ninine ninine inayna. Söyleyeyim mi abi? Ben söylemiyorum, ondan söylüyor, baksana. Söyleyelim mi? O zaman beraber söyleyelim. Hep beraber söyleyelim o zaman. Şimdi ben bir de buradan bir şey açıklamak istiyorum. Ben şu anda bir dizi çekiyorum. Hem yazıyorum, senaryosunu yazıyorum, hikayesini düşünüyorum. Ve yönetmenliğini yapıyorum. Ve oyuncu arkadaşlarım var. Çok da değerli oyuncu arkadaşlarım var. Tiyatrodan, Türk sinemasından çok önemli insanlar var. Ben ek iş olarak da çok işlerim var. Yoruluyorum. Benim buradan duyuruyorum genç senaristlere. Bakın genç kardeşlerimiz ne güzel şiirler yazıyorlar. Genç senaristlere ihtiyacım var. Bizim yerimiz Seyran Tepe, Tatlı Ses Kebap. Oraya gelirseniz Tatlı Ses grubu bulursunuz. Hemen içinde. Lütfen ben size bir çeyrek veririm. Siz onu hikaye olarak genişletirsiniz. Veya siz bana çeyirdeği verirsiniz. Ben onu diyalog haline getiririm. Genişletirim. Çünkü tek başıma yetişemiyorum.
Özellikle genç yetenekli bayan olur, erkek olur. Genç yeteneklere ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman her şeyi illa kendim yapayım. Ha zamanım olsa yaparım. Kimseye ihtiyacım olmamalı. Ama zamanım yok. Lütfen sizlere ihtiyacım var. Genç senarist arkadaşlarıma. Buradan sesleniyorum. Evet. Kaçtın ki anlamadım. Sana aşk nasıl ben anlatmadım. Adım adım kaçtın ki anlamadım. Döndü sen bilirim dönmezsin. Aman aman bir sevdamı yaşadım. Şimdi beraber. Aman 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 haldan düştüm. Yar 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 yar. Aman 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 sana küstüm. Yar 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 yar. Aman dünyada ne hainler var 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 var. Hep bizi mi bulur vefasızlar? Hayırsızlar. E aman 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 haldan düştüm yar 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 yar. Aman 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 sana küstüm yar 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 yar. Aman dünyada ne insanlar var 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 var. Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar. Yar 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 yar. Aman dünyada ne insanlar var var var.
hayırsızlar. Ey aman 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 halden düştüm yar yar. Aman 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 sana küstüm yar 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 yar. Aman dünyada ne ne insanlar var 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 var. Hep seni mi bulur? Hep seni buldular. Hep beni mi bulur? Hep bizi mi bulur vefasızlar? Hayırsızlar. Teşekkür ederim. Gözü yolda olanlar, kulağı seste olanlar, yavuklusu için yanıp tutuşanlar, nişanlısı kocası asker olanlar, suçsuz yere cezaevinde kocası, sevgilisi, eşi, dostu, babası, oğlu yatanlar. Lokma ekmek götürmek için harbi harbi avuç açanlar. Avuç açarken yüzünü saklayanlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan evinde oturup kızını, kısrağını, çoluğunu, çocuğunu sokağa atıp içki parası bekleyip keyif çatanlar. Harbiden evine ekmek götürebilemeyecek güçte bir insan eğer dileniyorsa yüzünü saklar biliyor musun? Utanır, ar eder. Utanır, ar eder. Ama utanmayanlar kızını, kısrağını sokağa gönderir gidin babanıza içki parası. İşte ben onlara bir kuruş dahi vermiyorum. Sokakta görüyorum o çocukları. Çünkü kullanılmış çocuklar onlar. Bir de ben onları kullanmayayım.
Sen de oradan diyor ki ne oluyor? Ben de bilmiyorum ne oluyor. Üç ses değiştik, farkında mısınız? Gel yurdum yuvam dağdanımdı gel peşin sıra öldü gümdü geldi 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 gel de gel ki yaralarım sağalsın de gel ki karanlık odam ışıklansın ay ay de gel ki çamurlu yollarım asfalt olsun. Ne gel viran olan evim, de gel viran olan evim saray olsun. De geldi 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 geldi. Kendimi kaybetmiş durumdayım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Valla biz de kendimizi kaybediyoruz burada. Komple kaybettik, deli olduk yani. Reklamlar.
Ne kadar büyüksün, ne kadar yüce, ne kadar sosyetesin diye söylesene. Anlat hadi, seni dinliyorum. Yükseklerde mi tutuyorsun kendini, he? Yoksa sen kendini insanlardan yüce bir yaratık mı görüyorsun? Tutturmuşsun bir seviyedir gidiyor. Ne olmuş yani geceleri dadın sana ninniler söylemişse? Ne olmuş yani parlak takılar takıp özel arabalara binmişsen? Benden çok mu nefes alıyorsun? Benden çok mu görüyorsun? Çok mu duyuyorsun? İkimiz de insanız. Sen de benim kadar görüyor, benim kadar duyuyorsun. Ve benim gibi nefes alıyorsun. Ama sen benim hissettiklerimi hissedemiyorsun. Çünkü sen kendini özel sanan zavallı bir şımarıksın. Sana gerçeklerden, hatta en gerçeğinden söz etmemi ister misin? Belki biraz korkacaksın ama bu gerçekleri bilmelisin. Bir gün sen de öleceksin. Hakka geri döneceksin. Dalgalı saçların solacak. Yüzün gözün buz tutacak. Seni cicili bicili şampuanlarınla değil, saf suyla yıkacaklar. Parıltılı ve gösterişli elbiselerinin yerine boyunca beyaz bir kefen giydirecekler. Söylesene sosyete kızı, yanında neler götüreceksin? Parlak takılarını mı, kuş tüyü yastığını mı? Kendini fazla yükseklerde tutma köşk üzeri. Hepimiz topraktır, yine toprak olacağız. Hepimiz topraktır, yine toprak olacağız. Arkadaşlar, dostlar yalan, orada yalnız kalacağız. Bu kibirlenmen diye, sanırım zenginsin diye. Al o zaman bu şiirde, sana ben. Emsallerine gelince sosyete kızı, hani önemsemeyip benimsemediklerim. Onlar daha çocukken kışın yolda bulduğu tahtaları, kasaları yakmak için evine götüren annelerin elinden, sen ise kayak pistinde kayak hocanın elinden tutardın. Onlar yazın çay tarlalarında, pamuk tarlalarında çalışır, ter akıtırlar. Sen ise tatile çıktığın uçaklardan bozkırları izlersin. Ve onlar için öyle bir gerçek var ki, senin basit gördüğün öpüşmeler onların açılmamış çeyizidir. Sen çeyizi bilir misin sosyete kızı? Kına gecelerini, töreleri nereden bileceksin ki? Kusura bakma, seni üzmek istemem. Ama bir gerçek varsa onu da gizlemem. Şimdi istediğin yere git, inan ki özlemem. Geldi gelecek deseler yollarını gözlemem. Dünyanın yalan renklerine kandım, aldanmam bir daha. Bir gülüşüne kurban olamam, sevdiğim ben kurbanım Allah'a. Garip geldi kelimeler belki önceleri, İşte garip dünyanın acı gerçekleri. Hepimiz topraktır, yine toprak olacağız. Arkadaşlar, dostlar yalan, orada yalnız kalacağız. Bu kibirlenmen niye? Sanırım zenginsin diye. Al o zaman bu şiir de, sana benden bir hediye. Hepimiz topraktır, yine toprak olacağız. Arkadaşlar, dostlar yalan, orada yalnız kalacağız. Bu kibirlenmen niye? Sanırım haydi sor.